Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Şu an elimde görmüş olduğunuz Würth'ün silikon spreyinin bir testini yapacağız, incelemesini yapacağız. Ne kadar gerçekçi olduğu ile alakalı. Ben bunu hepsi burada üzerinden almıştım arkadaşlar. Yine aldığım lastik parlatıcı ve bakım setiyle birlikte onun linkini aşağıya bırakırım. Oradan sizler de alabilirsiniz. 500 milimlik bir sprey. Arkadaşlar bu trim sesleri için özellikle şöyle resminde de gözüküyor üstündeki emniyet kemerinin geri toplamasıyla alakalı sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa eğer onlarla ilgili de bir çözüm oluyor arkadaşlar. Şu şekilde ben göstereyim. Şöyle emniyet kemerim şu an takılı. Gördüğünüz gibi. Şöyle ben kemeri çözeyim. Bakın gördüğünüz gibi kemer toplamıyor arkadaşlar. Şöyle elimle şey yapmam gerekiyor, iteklemem gerekiyor. Bununla alakalı sorunu olan arkadaşlar varsa eğer zamanla bu kemer mekanizması, bu içerideki mekanizma da arkadaşlar tozlanma, pislik vesaire olduğu için geri sarmada bu şekilde bir sıkıntı yaşıyoruz. Aynı şey diğer taraf için de geçerli. Şu şekilde gördüğünüz gibi sarma işlemi çok çok yavaş ve hatta bir yerde de duruyor diyebilirim. Bura sağ taraf sola göre bir tık daha iyi diyebilirim. O yüzden şimdi ben bu iki tarafa da bu işlemleri uygulayacağım. Aynı zamanda şu tutamakların olduğu kısımda tam bu muhtemelen şu birleşme yerlerinde, pimlerin olduğu yerlerde özellikle bozuk yollarda bir böyle ses geliyor arkadaşlar. Yani rahatsız edici bir ses. Belki çoğunuz takılmayabilirsiniz ama ben maalesef çok takılıyorum bu seslere. Onlarla ilgili de yine bir temizlik sıkma aşaması yapacağım. Şimdi biz kemerlerimizi bir temizleyelim arkadaşlar. Daha sonra bakalım etkisi ne kadar olacak mı olmayacak mı? Ona göre sizler de karar verip eğer almak isterseniz bu sıkıntılarınız varsa sizler de alıp bu sorunları çözebilirsiniz. Ben şimdi uygulama aşamasına geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi uygulama aşamasına geçiyoruz. Şu şekilde kemerimizi sonuna kadar çekip mekanizmaya daha rahat ulaşabilmesi için hem alttan hem üstten sıkacağım arkadaşlar. Şöyle spreyimizi çalkalayalım. Daha sonra kemerin olduğu kısma daha sonra kemerimizin kayışına sıkarak şöyle sala sala arkadaşlar kemerin tamamına gelsin ki sarma işlemi daha rahat olsun. Şöyle birkaç defa çekip bırakın. Kemer kendini yağlasın iyice. Temizliği görürsün. Evet, eskiye nazaran biraz daha seri sarmaya başladı. Hatta komple sarıyor diyebilirim hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle tokasına takayım ve buradan bırakayım. Evet, daha rahat sarma işlemini gerçekleştiriyor. Takılı olduğu yerden bıraktığım zaman gördüğünüz gibi sarma işlemi daha da rahatladı arkadaşlar. Bu işlemin aynısını ben diğer kemer için de sağ taraf yolcu kemeri için de uygulayacağım. O kısmı görüntüye almayayım. Çünkü aynı işlem olacak. Şimdi şu yukarı kapı tutamaklarının olduğu yerlerin yağlama işlemini yapalım. Oralarında sonuçlarını ilerleyen zamanlarda göreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar şimdi trim seslerinin geldiği yerlere özellikle sizin duyduğunuz yerlere yani kendiniz sıkmanız daha faydalı olur. Benim şu emniyet kemerinin mekanizmasının olduğu yerde bu plastik aksamlarda ufak sesler oluyor. Oynamalar.
Bunlara sıkacağım şimdi. Bakalım bunlarda da etkisi olacak mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdi ben sıkma işlemini yapayım. Daha sonra videonun altına muhtemelen sonuçlarını yazarım arkadaşlar. Şöyle kapı tutamağının olduğu yerde, bu bağlantı yerleri, özellikle şu kısımlarda dediğim gibi sesler daha çok oluyor. Özellikle bozuk yollarda. Bu bir nevi yağlama işlemi gibi bir şey yapıyor. Temizleme, yağlama. Etkisi olacaktır muhtemelen. Ama etkisi ne kadar uzun süre olur, onu bilemiyoruz arkadaşlar. Bunu test edip göreceğiz, deneyeceğiz bakalım. Şöyle göstergenin olduğu kısımlara da, buralarda da hafif sesler olabiliyor. Bu spreyi arkadaşlar birleşim yeri olan bütün her yerde kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Birleşim yerlerindeki parçaların birbirlerine olan bağlantılarını yağlama işlemi yaptığı için sesi kesiyor muhtemelen. Bir kutu, yani hemen hemen şu an belki de yardan daha fazla vardır hala içerisinde. Onun haricinde şöyle bir ince uzun bir ucu da var arkadaşlar. Bunu da ulaşamadığınız yerlere sıkabilirsiniz. Ben şimdi bu sıktığım yerleri de şu şekilde bezle yağını alalım. Yağlı bir şekilde kalmasın. Yağlı bir yapıya sahip olduğu için buralarda parlaklığa da sahip oluyor sıktığımız yerler. Bu şekilde arkadaşlar, yani siz istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Plastik aksamlarda trim sesi giderme bakımından istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Onda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ürün bu şekilde. Dediğim gibi ben videonun açıklama kısmına bununla ilgili linki bırakacağım. Oradan diğer aldığım ürünleri de, hatta onları da birazdan ben sizlere göstereyim. Gayet uyguna gelmişti. Sizler de eğer ihtiyacınız varsa bu şekilde o linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi diğer ürünleri bir göstereyim. Daha sonra videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, biraz önce videoda söylemiş olduğum ürünleri gösteriyorum sizlere. Şu biraz önceki kullandığımız silikon sprey, kemerler ve trim sesi için. Onu zaten görmüştünüz. Bununla birlikte almış olduğum şu Kardarp'ın lastik parlatıcı ve koruyucusu, 5 litrelik bu şekilde. Yani aşağıda ekleyeceğim linkte göreceksiniz zaten. Şu da yanında gelen hediye süngeri arkadaşlar. Bu da Autofresh'in bakım seti arkadaşlar. Bu şekilde 10 litrelik bir kova ile geliyor. 12 parçadan oluşuyor. Şöyle açayım. Şimdi de sizlere göstereyim çıkan ürünleri. Şu şekilde bir küçük mikrofiber bezimiz var. Şu boyutlarda. Bunun da yine içinde o solüsyonları uygulamamız için 2 adet süngerimiz çıkıyor. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar, bu setin içinden çıkan, şöyle kutusunu boşaltmıştım ben, konsantre cam suyu. Bunu 3 litre saf su ya da kaynatılmış su ile karıştırmanızı söylüyor. Ben de yaklaşık bir 3-4 litre kadar, çünkü bu aldığım yazlık antifrizdi, bunun altında da biraz vardı, 3,5-4 litreye yakın bir su kaynatıp karıştırdım ve 5 litrelik bir cam suyu olarak veyahut da cam sil olarak kullanabilirsiniz. Ama yazlık bunlar. Kışın kullanılmaz, donma ihtimali olabilir soğuk yerlerde yaşıyorsanız eğer. İlk ürünümüz konsantre cam suyu arkadaşlar. Şu şekilde, bu kutu boş zaten dediğim gibi. Şimdi böyle sırasıyla çıkartayım. Hızlı cila wax,
Bu arada bunlar 410 milim arkadaşlar. Şöyle gözüküyor. Tamamı Otofresh'in ürünleri. Şu şekilde motor yağ temizleyicisi, şöyle bir cilalı oto şampuanı, şöyle bir lastik parlatıcı, yine spreyleriyle birlikte bu arada bunlar var. Ayrıyeten şöyle iki adet de hem sprey hem de fıs fıs başlığı var arkadaşlar. Yedek olarak kullanabilirsiniz. Şu şekilde detaylı iç temizleyici, koltuk kumaş temizleyici muhtemelen bu. Şöyle bir torpido parlatıcımız, kavunlu otokokumuz. Koku gayet güzeldi. Kokuyu sıktım denemek amaçlı. Şu an ama araçta herhangi birini kullanmadım henüz. Şöyle bir de jant temizleyicimiz var arkadaşlar. Evet, çıkan parçaların hepsi bu. Kovamız 10 litrelik bir yıkama kovası. Kullanabilirsiniz. Gayet ideal yıkamak için. Bu şekilde ürünler mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi bunların hepsinin linki aşağıda olacak. İsteyen arkadaşlarımız oradan satın alabilirler. Yine ben ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili deneme videoları mutlaka çekerim. Nasıl olduğuyla alakalı. Onları da izleyebilirsiniz. Çektikçe paylaşım yaparım. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.